Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda tam 600 bin liralık fiyatıyla Volkswagen Tiguan var. Bildiğiniz üzere bundan tam 7 ay önce henüz bolluk olan yerlerde bile hiçbir şey yoktu. Emirhan'ın dedesi için 260 bin liraya bir galeriden almıştık. Şu anki piyasa değeri ortalama 600 bin liralar civarında. Tiguan almak isteyenler için Tiguan'ın nasıl bir araç olduğundan bahsedeceğim. Araba uzun zamandır bizde yoktu. Normalde biz aldığımız arabaların ertesi günü inceleme videolarını çekeriz. Arabayı direkt Emirhan'ın dedesine almamızla beraber direkt gitti plakayı 57 Sinop yaptı ve Sinop'a kaçtı arkadaş. Bir daha onu gören olmadı yani, unicorn gibi geziyor adam. Daha biz de yeni gördük yıllar sonra. Ama Emirhan'ın dedesine ne zaman araba alsa, köye gitse gelse bizim karımıza. Çünkü 200 bin liraya bir tane X6 almıştık. Köye gitti geldi 400'e sattık. Bunu 260 bin liraya aldık. Köye gitti geldi, şimdi bunu da yakın zamanda satacağız arkadaşlar. Yani adam arabayı bizden uzaklaştırıyor. Uzaklaştırınca da satamıyoruz. Satmayınca da araba değerleniyor. Böyle değişik bir bereketi var adamın yani. Biz bugün arkadaşlar arabanın incelemesini çekeceğiz. Tüm özelliklerini almak isteyen arkadaşlar için bu video içinde anlatacağım. Arkadaşlar aracımız 2016 model ve Comfortline paket. Comfortline pakette de tabii çelik jant geliyor ama daha ufak bir çelik jant geliyor. Bunların daha yüksek Highline paketlerinde daha büyük bir jant geliyor. Şimdinin impression zaten Volkswagen VAC grubu ebediyen böyledir yani. En boş pakete teneke koyarlar, orta pakete çelik koyarlar ama ufak koyarlar. Üst pakete de bu arabanın hak ettiği jantı koyarlar. Hep böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar Alman grubu bir araba alıyorsanız, gerçekten fullünü alabiliyorsanız fullünü almanızı ben size öneririm. Full paketiyle orta paketi arasında bile çok büyük farklar oluyor. Mesela bizim aracımız orta paket olduğu için farlarımız da halojen, stoplarımız da halojen. Ayrıca benim sevmediğim bir panjura sahip. Bunların R-Line panjurları çok daha iyi duruyor. Hatta şurayı sizler için bir görselini koyarım. 8-10 bin lira harcayıp bu arabayı komple R-Line'a çevirirseniz gerçekten tadından yenmez. Ama şu anki haliyle konuşuyorum, stok haliyle konuşuyorum. Çok yakışıklı bir araba değil. İnsanlar yarım milyon verdiği bir Volkswagen'in Jeep'inden yakışıklı durmasını da bekliyor. En azından şu anki stok haliyle yakışıklı bir araba demem ben buna. Yan tarafa baktığınız zaman kaportanın yarısına kadar plastik koymuşlar falan. Hani bu plastikler en azından kaporta rengi olabilir. Hani bunlar sonradan boyanır da fabrika çıkışı böyle gelse daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Tabii bunların hepsi opsiyonla satın alınıyor sonradan. Bizim aracımızda herhangi bir sunroof yok arkadaşlar. Sunroofsuz paketi. Aracımızın şöyle bir anahtarı var. Eski Volkswagen anahtarı. Artık bu yeni nesil anahtarlara geçti. Normalde burada Volkswagen logosu da var da bizimki düşmüş. Aracımızda bir katlanır ayna yok. Dikiz aynalarımızda sinyal var ama herhangi bir katlanır aynamız yok. Bu şekilde kalıyor yani. Şimdi bir de size kaputun altını göstermek istiyorum. 2000 dizel bir motora sahip 4x4 bir araba. Bakalım 1.6'lardan farkı ne? Genelde Volkswagen'in biliyorsunuz Türkiye piyasasında 1.6'sı çok gidiyor. 2000 dizel seçeneğiydi ama yaygınlaşıyor yavaş yavaş. Yani böyle bir SUV, Jeep, yerden yüksek bir arabanın 1.6 güçsüz bir motora sahip olması açıkçası yakışık almıyor. Bunun gibi 4x4 2000 dizel motor olması lazım. Zaten dedeye bunu dağ bayır çıksın diye almıştık ve gerçekten dağ bayırında hakkını vermiş. Şu motorun pisliğinden anlıyorsunuz zaten. 2000 dizelleri 150 beygir güç üretiyor. Normalde 1.6'ları da işte Volkswagen'in genelde 102, 105, 110 o şekilde devam eder. Kaputun altından da bu kadar yani. Klasikleşmiş Volkswagen motoru. Zaten bunun detayına çok fazla girmeye gerek yok. Şimdi gelin bir de arabanın size bagajını göstereyim. Normalde çoğu Volkswagen arabada şu logoyu böyle çevirmeye alıştık ama bunda logodan bir bagaj kapağı açılmıyor. Şöyle aşağıdan kaldıracaksınız. Ve burada da Tiguan'ımızın bagajı var. Bagajı yeterli bence. Şurada 12 volt bir çakmaklığımız var arkadaşlar. Bagaj aslına bakarsanız yeterli ama bagajı daha fazla büyütmek için şurada zaten koltuğu yatırma butonlarımız var. Bakın. Şunların ikisine aynı anda asıldığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi koltuklar otomatik olarak yatıyor. Siz bir şeye dokunmanız bile gerekmiyor. Koltuklarınızı böyle yatırıp arabaya uzunlamasına bir şeyler atabilirsiniz. Bagajı da bayağı derinlemesine kullanabilirsiniz. Tabii herhangi bir elektrikli bagajımız yok arkadaşlar. Konfor paket olmasının eksilerinden biri. Arkadaşlar Ali sizler için aracın dışını anlattı. Ben de içini göstermek istiyorum. Aracın içini açtığımız zaman burada herhangi ekstra bir olay yok. Yani zaten katlanır aynamız da olmadığı için tüm Volkswagen'in boş tiplerinde olduğu gibi normal bir kapı döşemesi bulunuyor. Bu tarafa geldiğimiz zaman araç Comfortline olmasına rağmen otomatik far konulmuş. Bazı Golf, Polo modellerinde otomatik far bulunmuyor. Siz kendiniz elinizle yapıyorsunuz. Otomatik farımız var. Aynı şekilde ruhsat bölmemizin içi kadife falan kaplama değil. Normal plastik yapılmış. Yani detaycılar için bunları söylüyorum. Bunun yanı sıra torpidomuzda zaten piyano bilek detayları görüyorsunuz. Ve klasik bir Volkswagen direksiyonu var. O 2013'le yani 2020'ye kadar giden yaklaşık 7 senelik kullanılan o parlak piyano bilek direksiyon. Çoğu Comfortline modellerinde vardı. R-Line'larda ve R'larda farklı kullanılıyordu. Arabamızda hız sabit
sabitleme, kruz kontrol, bunların hepsi bulunuyor ve buradan da sabitlemenin artısını eksisini ayarlayabiliyorsunuz. Artık bunların hepsine klasik diyorum. Çünkü Volkswagen'in o uzun sene 6-7 sene boyunca kullandığı tüm düzenek bu arabada da mevcut. Yani o gösterge şu anda bu arabada da var. O direksiyon, o multimedya. Yani farklı olan şeyleri sizlere söylemeye çalışacağım. Ama bunlara zaten aşinasınız hepiniz. Şöyle açtığımız zaman ortada küçük bir yol bilgisayarımız var. Geri kalan iki tarafta da normal analog bir göstergemiz bulunuyor. Aracımızın multimedyasını açtığım zaman diğer hatchback modellere göre daha büyük bir multimedyası var. Tabi Passat'larda da bu şekilde büyük multimedyalar kullanıldı. Tabi Passat'larda ayrıyeten kendiyle özdeşleşmiş. Şurada ufak bir saati oluyordu. Bizim burada dörtlü tuşumuz konumlandırılmış. Ayrıyeten şurada hoparlör gibi duran bir tuş var. Burası aslında hoparlör değil. Böyle içi kadife kaplamalı bir gözümüz bulunuyor. Yani anahtarlık vesaire koymak için güzel yani. Bir arabada ne kadar göz varsa o kadar kullanışlı oluyor. Şimdi bu düzeneye gelelim. Burada biraz alışık olmadığınız bazı şeyler var. Aracımız 4Motion yani 4x4 olduğu için burada normal mod bir kaydırağı bulunuyor. Burada zaten döndürdükçe burada ekranda görüyorsunuz. Offroad modunda asfalt caddelerinin dışındaki arazilerde uygun profil diyor. Yani asfalt dışında offroad yaparken kullanabileceğiniz bir mod. Burada dengeli sürüş yani arabanın fabrika ayarları normal şekilde sürüyorsunuz. Bir snow modu var. Karla örtülü veya kaygan caddede en uygun profil diyor. Burada da individual modumuz var. Yani kendinize göre ayarlayabileceğiniz bir mod bulunuyor. Buradan çevirerek kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle normal İstanbul'da olduğumuz için şehir içi modunu alıyorum. Normal mod yani. Aracımızda bunun yanı sıra start stop tuşu, park ikazlarını kapatabileceğiniz bir tuş, ESP tuşumuz, auto hold yani otomatik tutuş ve küçük bir elektronik park frenimiz bulunuyor. Bunların yanı sıra multimedya olarak bir AUX girişimiz, bir USB girişimiz ve çakmaklık girişimiz de buraya konumlandırılmış. Bence güzel, minimalist bir şekilde olmuş. Klima tuşlarımız da aynı alışık olduğunuz gibi analog yani herhangi bir büyük ekran ya da tuşlu bir tasarım yok. Klasik çevirerek arttırabildiğiniz bir tasarıma sahip. Ali'nin de dediği gibi arabamızda bir sunroof yok ama ben her zaman tüm arabalarda genel olarak ama hatchbacklerde ve SUV'larda sunroof'un olmasını istiyorum. Çünkü sedan arabalarda bunu pek aramıyorsunuz ama hatchbacklerde ve SUV araçlarda yüksekte olduğunuz için tavan mesafeniz biraz daralıyor açıkçası. Tabi arkalar için söylemiyorum. Ön kısım için söylüyorum. Ön kısımda tavan mesafesi dar olduğu için bir sunroof ihtiyacı oluyor açıkçası. Yani buradan boydan boya uzanan bir sunroof güzel olurdu. Tabi bunun sunrooflu olanları da var. Ama bizim aracımız nezdinde konuşuyorum. Yok yani olsa daha güzel olurdu ama o zaman bu arabayı bulabilmiştik. Dikiz aynamıza baktığımız zaman çerçevesiz bir tasarım kullanılmış. Bu da zaten karartmalı. Yani arkadan bir selektör attığında ya da farı yansımıyor gözünüze. Kararıyor. Herhangi bir rahatsız etme durumu da olmuyor bu şekilde. Bunun yanı sıra zaten bizim aracımızın özelinde koltuk kılıflarımız var. Şu şekilde göstereyim. Yani arabanın normal kılıfları değil bunlar. Koltukları korumak için ekstra deri bir şeyler yapılmış. Şu koltuk kılıfı diyorsunuz basit bir şey. Sök at kardeşim diyorsunuz ama bu kılıflar bile 1000 lira olmuş arkadaşlar. Çünkü deri detayları, kumaş detayları olan bir kılıfa sahip. Kardeşim burada çekim yapıyoruz ya. Hava soğuk ya, ben de oturacağım. O zaman bu nadide bilgilerden sen de yararlanabilirsin. Şu kol dayamamızı açtığımız zaman burada yine büyük bir gözümüz var. Onun yanı sıra şurada kaydıraklı bir bardaklığımız bulunuyor. Buraya bardak koyabilirsiniz. Buraya tabii paralarınızı falan da koyabilirsiniz. Bakayım burada ne kadar paramız varmış. Yani yaklaşık bir dolarımız falan var. Bunları da buraya bırakayım. Bu şekilde de kapatayım. Yani güzel bir alanımız bulunuyor burada da. Ön kısımdan bu kadar arkadaşlar. Bir de sizler için arka yaşam alanını göstermek istiyorum. Bir de arka kısma geçmeden önce göstermek istediğim bir şey var. Bu arabamız tabii ki 2016 yılından sonra çıkan bir araba olduğu için bunlarda AdBlue'da bulunuyor. Yani bu kasanın dizel modelini alacak olursanız aklınızda bulunsun. Bu aracı AdBlue'da koymak zorundasınız. Yani 2016'dan sonraki tüm arabalarda bu AdBlue'lar bulunuyor. Yani sadece Volkswagen'e özel bir şey değil. Yani bu dünyaca alınan bir karar. Egzoz gazı emisyonu azaltmak için alınmış bir karar. Yani çevremiz için de gerekiyor. 50-100 liradan kaçmak için çevreye zarar vermeye gerek yok. Dedem hacı olduğu için arabamızda bizim arabanın özelinde konuşuyorum. Seccademiz bulunuyor. Yani diğer fabrikadan çıkanlar da bulunmuyor. Yani Volkswagen bunu düşünmemiş. Belki TOG'da olabilir yani. Ona bakacağız. Ben Cimer'e yazayım onu. Arabayı aldığımızdan beri arka tarafta bulunuyor. Ne zaman kalkar? Burada dedemin zemzem suyu falan bulunuyor. Buradan dedeme selamlar. Aleyküm selam. Arka tarafta 12 volt bir çakmaklığımız var. Yani telefonunuzu şarj etmek için ya da başka bu kettle'lar falan oluyor. Onlar için kullanışlı bence. Bir de soğuk ve sıcağı ayarlayabileceğiniz klima bölmesi bulunuyor. Ve iki tane sağa sola ayrı yönlerde ayırabileceğiniz klima menfezlerimiz bulunuyor. Eğer baş mesafesi ve şaf mesafesi olarak soracaksınız. Yine SUV bir araç olmasına rağmen bence şaf mesafesi büyük. Ama bu neden diyecekseniz 4x4 bir araç olduğu için. Eğer 4x2 olsaydı bu kadar büyük bir şaf mesafesi olmayacaktı bu arabada. 4x4 olduğu için uzun ve büyük bir şaf mesafesi bulunuyor. Yani bu arabada SUV olmasına rağmen 4 kişilik diyebileceğimiz bir araç. Ali ile ben
ben oturduk. Belki buraya ufak bir malzeme ya da bir çocuk sığabilir. Büyük birisi geldiği zaman arkayı da üçleyemezsiniz. Bu baş mesafesi olarak arka kısım öne göre daha ferah. En azından rahatça gidebiliyorsunuz ve diz mesafesi de rahat, yani arabanın boyutundan kaynaklanan bir artı durumu var. Yani aileler için bence kullanışlı, güzel bir araç. Yani arkadaşlar, bizim araba inceleme videolarımız, bizim kendi aldığımız arabaları aldık serüveninden sonra kendi usulümüzce kendi arabalarımızı gösterme şeklimiz. Birine bir faydamız olur, belki bizim bir yorumumuzdan, bir şeyinden etkilenir, almaktan vazgeçer ya da almak ister. Biz elimizden geldiğince kendi kanalımıza gösterip sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Bu arabamızı da yakın zamanda satışa çıkaracağız. Zaten kanalımızda bunun gibi birçok araba aldık, araba sattık videoları var. Bunun da satıyoruz videosunu kanalımızda görebilirsiniz. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zillerini açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.